Selamlar, Sağlıkla Gülümse'ye hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümde daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz Sağlıkla Gülümse'de her hafta sağlığa dair pek çok farklı konu başlığını konuşuyoruz. Bugün Sağlıkla Gülümse'de konuk benim ve değerli gazeteci yazar Savaş Kalafat'ın konuğuyum. Kendisinin bana bazı soruları var, özellikle çene ve yüz kırıkları ile ilgili. Onları cevaplamak istedik. O yüzden sağ olsun kendisi programıma konuk oldu bana soru sormak için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar beni tek verecekler, verdiler. Bravo, tebrik ediyorum rejiyi. Şimdi çene ve yüz kırıkları ile ilgili bazı sorularım var, merak ettiklerim var. Tabii ki bunları ben sorduğum zaman uzmanı olan kişi Zeynep Hanım bana teferruatlı bilgi verecek. Aslına bakarsanız bu bilgiyi size verecek. Yani şöyle ki, burada hem farkındalık oluşması lazım, hem bilgi edinilmesi lazım. Yani herkesin bir takım bilgileri edindiği zaman kendi özelinde ya da kendi ailesinde ya da kendi çevresinde süratle doktora gitmesi gerekir elbette ki, ama en azından olayla ilgili bir öncelik durumu ortaya çıkar. Der ki ya bu çok aciliyeti olan bir durum ya da işte yani bir saat sonra müdahale edilmesi gereken bir durum. Ama yine de başınıza bir şey geldiği zaman öyle kırık şüphesi varsa hemen hekime gitmeniz lazım, hastaneye gitmeniz lazım ya da bir acil müdahale merkezine gitmeniz lazım. Şimdi benim bazı sorularım var. Şimdi mesela biz biraz sinirli bir toplumuz. Evet. Biz bir arada bir çarpışırız, trafikte Doğru. kavga ederiz. Doğru. Birbirimize kafa atarız, kafa göz yararız filan. Ve doğal olarak tabii ki kırıklar, çıkıklar vesaireler oluşur. Bir kere şunu öğrenmek istiyorum ben. Yüz kırıkları çok tehlikeli durumlar üretir mi? Evet. Çok hayati. Yani mesela kol kırılırsa, kol kırılır mesela, ayak kırılır, bilek kırılır, işte travmalar oluşur. Hani onun süreci biraz daha uzun olabilir. Yani bir saat sonra doktora gitseniz bile çok önemli olmayabilir. Ama mesela yüzde bir herhangi bir kırık oluştuğu zaman acil bir durum. Hemen mi gidilmesi gerekiyor? Yani şimdi şöyle, tabii ki vakaya göre değişmekle beraber aslında yüz bölgesi çok çok fazla anatomik yapıyı üzerine barındıran bir bölgedir ve dolayısıyla işte mesela beyin gibi çok önemli bir organı barındıran bir yerdir. Dolayısıyla çene ve yüz kırıklarına, daha doğrusu yüz bölgesine bir travma aldığınızda evet, her şeyden önce şeye bakmanız lazım. ABC denilen, yani airway, breathing, circulation, yani havayolu açıklığı, breathing dediğimiz solunum ve circulation dediğimiz dolaşım. Yani öncelikle hayati fonksiyonların hastada tam ve normal bir şekilde devam ettiğini emin olmamız gerekiyor. Dolayısıyla hasta yüz bölgesine bir travma aldığında bilinci de kapanabilir, kapanmayabilir. Hastalar bize gelmeden önce acil bir departmana mesela önce gönderildiğinde öncelikle ABC'sine bakılır hastanın. Bilinci kapalıysa bilince yönelik tedaviler yapılır. Biz birazcık daha sonra yani çene yüz cerrahı, yani maksilofasiyel cerrahlar dediğimiz, çene cerrahları dediğimiz kısım, biz birazcık daha olay birazcık daha kronik safhaya geldiğinde şey yapıyoruz. Yani olanın aciliyet kısmı bittiğinde, ama tabii evet, dediğiniz gibi hayati risk olabilir. Buradan işte kafatası, kemikleri, premiyel, tabii yani hani bilinci etkileyecek, daha hayati tehdit oluşturabilecek şeyler oluşabilir. Önce onların bir elimine edilmesi Peki, gerekir. Peki şimdi çene ve yüz travması. Evet. Bir kere travma tam olarak nedir Türkçe anlamı? Travma dışarıdan ya da içeriden herhangi bir etkenle o dokunun bütünlüğünün bozulması demektir. Evet. Yani kısmi ya da tamami olarak bozulması. Peki çene ve yüz travmaları deyince ne aklımıza gelmeli? Şimdi çene ve yüz travmaları dediğimizde pek çok şey sayabiliriz aslında. Hem sert dokuya gelen travmalar, çene ve yüz bölgesindeki, hem de yumuşak dokuya gelen travmalar aklımıza gelebilir. Şimdi ne olabilir mesela travma dediğimiz zaman? Biraz bunlar şeye göre değişebiliyor. Şöyle söyleyeyim.
düşme olabilir. Evet. Mesela yüksek bir yerden düşme olabilir. Mesela ya da bilincini kaybedip yere düşme olabilir. Tabii o da olabilir. Değil mi? Doğru işte mu? Tabii tansiyonu düşüp yere de düşebilir kişi. Ya da bir darbe alır, yere de düşebilir. Bunlar da olabilir. Çene yüz travması dediğimiz zaman. Mesela biraz hastanın yaşına ve cinsiyetine göre de değişebilir. Kiminin mesela, kırılganlığına göre de tabii, değişebilir. Tabii. Mesela bir bebek, yürümeye başlayan bir bebekte ne tarz travmalar görürsünüz? Emekleme döneminde yürümeye çalışırken sürekli düşme kalkma şeklinde travmalar görebilirsiniz. Onun dışında yine birazcık daha büyüdüğünde bisiklet kazaları, trafik kazaları, skuter kazaları mesela ben özellikle bu skuter ve kazalarına dikkat çekmek istiyorum. Son dönemlerde çok arttı ve çok ciddi yüz travmalarıyla, kondil travmalarıyla, çene eklemi ve çenelerdeki tıkırıklarla geliyor hastalar bize. Mesela onlarda kask zorunluluğu getirilmedi galiba. Öyle değil mi? Çok bilmiyorum onu ama kesinlikle bir kullanıyorlarsa kask çıktı kullanması ama, gerekiyor. Ama mesela motor kazalarıyla ilgili çok fazla travma geliyor mu size? Evet. Geliyor. Evet evet yani scooter, bisiklet kazaları mesela kışın buzda kayıp düşenler hani o tarz olabiliyor ya da o tarz şeyler çok olabiliyor. Yaşlılarda mesela yaşlılarda da kemik çok kompak hale geliyor. Onlarda da mesela yine yürümekte zorluk işte yani onlarda da düşme tarzı şeyler çok olabiliyor. Ateşli silah yaralanmaları. Bunun dışında bizim adli vakalar dediğimiz işte ne bileyim kişinin dışarıdan aldığı herhangi bir kesici yaralayıcı aletle bir travma olabilir. İşte ateşli silah yaralanmaları olabilir. Ya da travma dediğimiz zaman mesela patolojik travmalar da meydana gelebiliyor. Yani işte kişinin çene kemiği içerisinde işte bir kist ya da tümör vardır. Bu kist ya da tümör eklemini ya pardon çene kemiğini zayıflatır ve siz ekmek yerken durup dururken kırılabilir. Hasta bunu bazen fark eder, bazen fark etmez. İşte bunun dışında hastada osteoporoz vardır mesela, kemik erimesi vardır. Topluma da çok yaygındır bu. Osteoporoz olan kişilerde de mesela sonrasında patolojik travmalar olabilir. Kanser hastaları mesela özellikle baş boyun bölgesine radyoterapi aldıysa radyoterapi de yine baş boyun bölgesinde bu çene kemiklerinin beslenmesini bozan bir durumdur. Dolayısıyla bu tarz hastalarda da mesela şeyler görülebilir. Çene kemiklerinde travmalar görülebilir. Biz çene kemiklerinden bahsediyoruz ama mesela dişte mesela sert dokuya bağlı travmalara dişi de ekleyebiliriz. Kişi düşer işte dişi çatlayabilir, kırılabilir ya da soketinden tamamen yerinden çıkabilir ki biz buna avulsiyon diyoruz. Bu tarz şeyler olabilir. Yine bebekler düşebilir işte ekleminin üstüne şey yapabilir. Onları özellikle başka bir soruda açıklamak istiyorum. Onlar da çünkü kemik daha tam şeydir. Tam sertleşmemiştir. Daha böyle bir yumuşaktır. Yeşil ağaç kırığı denen tabii. Yeşil yani tam kırılmaz bükülür. Öyle söyleyeyim. Yeşil ağaç kırığı denen bakın, bir kırık olur çok, mesela. Ben en çok neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Bir de endişe ediyorum. Şimdi mesela implantlar yapılıyor. Evet. İmplant dediğiniz vida takıyor yani evet, sonuçta. Evet. Kemiği deliyor, evet. Oyuyor, yuva yapıyor. O vidayı takıyor. Mesela insan yüzüstü düştü. Demir oradaki demir ya da çelik mil kırılmaz ki. Kemiği kırar. Ve kırdığı zaman da çene kırılır mı mesela o implanttan dolayı? Ya da onun çok, yuvası? Çok küçük bir şey. Hayır yani çünkü implantı çene kemiğine yer. İmplantlar şimdi dokuya biyouyumlu maddelerdir. Onlar zaten koyduğunuz zaman çene kemiğiyle kaynaşırlar. Yani bizim osteointegrasyon dediğimiz tamam yani çene mi kırılır önce yoksa implant kırılır? Çenenin kırılması daha şeydir. Ama daha bizim, kolaydır tabii, diyorsun. Daha kolaydır. Daha kolaydır. İmplantların kırılması bir tık daha tabii zordur. O zaman mesela böyle vaka geldi mi hiç? Yani şöyle tabii ki hani darbe aldığında ağzına implantları var ama tabii çenesi kırılmış tabii öyle vakalar oluyor ama çok şiddetli bir travma almış olması lazım. Bir de mesela implantlarda insanın kemik dokusu reddettiği zamanlar oluyormuş. Olabilir, olabilir. O bölgedeki kanlanmaya bağlı işte pek çok faktör var. O bölgede enfeksiyon vardır, kişinin bazı sistemik hastalıkları buna el vermiyordur, çene kemiğinde beslenme bozuklukları vardır vesaire. Dolayısıyla o bölgede... Mesela bir başka daha soru, evet. Bunlar yazdığım sorunun evet. Dışındaki soru. Mesela şey var, diyorlar ki mesela implant yapacağız, senin çene kemiği müsait değil. Evet. Kemik yapımı müsait değil. Ya kemik tozuyla besleyecekler, büyütecekler. Tabii. Bu
osteoporoza bağlı olarak, kemik erimesine bağlı olarak bir durum mudur? Sebeplerden biri osteoporoz olabilir tabii ki. Ondan dolayı. Tabii ki olabilir. Diş çektirirsiniz, çok uzun süre o bölgeyi şeysiz bırakırsınız, protez yaptırmazsınız. O bölgede rezorpsiyon hızlanır. Dediğiniz gibi osteoporoz başka bir sebeptir. Onun dışında işte kişinin sistemik hastalıkları vardır. O bölgede bir kist tümör vardır, o bölge temizlenmemiştir vesaire. Pek çok nedenle o bölgede bir kemik yetersizliği meydana gelmiştir. Olabilir ama çaresi var. Peki, aslında çene yüzü travmalarının sebeplerini de bu vesileyle konuşmuş olduk. Evet. Mesela erişkinlerde ne tarz travmalar oluşuyor? Çocuklarda ne tarz travmalar oluşuyor? Genelde karşınıza gelen vakalar nedir? Ya yani erişkinlerde bahsediyor, trafik kazası, işte düşmeye bağlı travmalar çok oluyor. Onun dışında işte ateşli silah yaralanmaları gelebiliyor. İşte ne bileyim vurucu kırıcı aletlerle travma. Maalesef dediğiniz gibi toplumumuz biraz öfkeli bir toplum oldu. O yüzden bu şekilde böyle bir itiş kakış sırasında da çok fazla şey olabiliyor. Yaşlılarda dediğim gibi yaşlılarda yürümeye bağlı zorluklar ve onların düşmesi oluşabiliyor. Bahsettiğim patolojik kişinin sistemik durumuna bağlı, aldığı ilaçlara bağlı, işte radyoterapiye bağlı kırıklar olabiliyor. Bir de bizim kendi oluşturduğumuz, tedavi amaçlı oluşturduğumuz kırık hatları var. Aslında birazcık da ondan bahsetmek isterim. Çünkü özellikle ortognatik cerrahi dediğimiz ameliyatlar, yani çenenin üst çene ya da alt çene ya da her iki çeneye yönelik yaptığımız ameliyatlarda biz aslında kontrollü bir kırık hattı oluştururuz. Yani çeneyi ileri ya da geriye almak için, genişletebilmek için çenenin çeneye bir kontrollü bir kırık hattı oluştururuz. Yani. Tabii aslında biz kırarız, bir kırık hattı oluştururuz. Sonra çeneyi ideal okluzyona getiririz. Balyozla mı kırıyoruz? Yok, frezlerle. Tabii önceden kesiyorsunuz o zaman. Kesiyoruz tabii. Ameliyatlarda onu kesiyoruz. Peki, biz frezlerle. Kestiğiniz zaman herhalde pürüzlü bir yüzey oluşuyor. Daha kolay kaynıyor belki de. Aslında düzgün bir kesi oluşturmak lazım orada. Önemli şey tabii. Orada yani kaymayı sağlayabilmek için. Yani şöyle düzgün bir kesi hattı oluşturmak lazım. Yara dudaklarının, kırık hatlarının çok güzel bir şekilde birbirlerine temas etmesi gerekiyor. O tarz ameliyatlarda mesela öncesinde hastanın ideal oklüzyona, yani kapanış ilişkisine gelmesi için splintler oluşturulur. Ve biz ona göre mesela ortodontistlerle beraber çalışırız ve derler ki bize işte üst çeneyi 5 mm öne alın, alt çeneyi işte 6 mm geri alın. Ona uygun splintler yapılır ve biz ona göre bir kesi hattı oluşturup o kesi hattına göre çene aslında gerçekten kesildikten sonra hareketli hale geliyor. Eklem tarafına dokunmuyorsunuz. Sadece Hayır, sadece çeneye dokunuyorsunuz. Peki mesela diyelim ki tedavi oldu, nekat dönemini geçirdi, çenesini kullanmaya başladı. Hastadaki o konfor değişiyor mu? Yani bakıyor çene öne gelmiş ama çiğnilmesi de değişmiş. Eskiden başka türlü çiğniyordu. Şimdi başka türlü aslında çiğniyor. Aslında eskiden çiğneyemiyordu belki de. Kapanışı olamadığı için çiğneyemiyor olabilir. Eski alışkanlıklar, kas alışkanlığı var mıdır orada? Tabii kasların adapte olması birazcık zorlaşıyor başta ama sonra adapte oluyor. Hatta kas çok önemli burada. Yani kırığı yaptıktan sonra orada sabit bir şekilde mobilize etmek çok önemli. Çünkü kasların her zaman o fragmanları, kırık fragmanlarını geri çekme şeyi vardır. Geri çekerler harekete bağlı eğilimi olarak. Evet, relaps yani geriye döndürme şeyi vardır. Dolayısıyla döndürebilir mi ama döndüremezler. Fiziken immobil, döndüremez. Yani şöyle döndürebilir çünkü şey çok önemli orada. İşte bizim tedavimizde immobilizasyon, stabillik. Mesela kolunuzu kırdığınızda alçıya alınır. Ne önemlidir orada? Hareketsizlik. Evet. Yani iyi kaynamak için. Aynı mantık şeyde de gene geçerlidir. Çene kemikleri içerisinde ama orada beslenme geçerlidir. Var, konuşma var, bir sürü oynuyor yani sürekli. İşte ağızda çok zor. O yüzden biz bir dönem hastayı bağlarız. Şimdi tedavide anlatırım ben onları. Onlara lastikle falan vesaire bağlıyoruz. Hasta o dönemlerde biraz sıvı besleniyor tabii. Yani işte dedim çocuklarda ve erişkinlerde şeye göre çok fark oluyor. Ama dediğim gibi bizim tedavi amaçlı kontrollü kırık hatları oluşturduğumuz durumlarda var. Ortognatik cerrahiler için. Peki. Şimdi bazen insanlar çeneleri çıkıyor. Evet. Çok konuşanın çenesi çıkıyor mu bilmiyorum ama sonuçta bu mesela yeme alışkanlıklarıyla da bağlantılı ya da durup dururken çene çıkar mı? Çıkabilir. Çıkabilir ama şöyle. Bir sebep olması gerekmiyor mu?
sebebi vardır tabii, altta yapan durup dururken, hasta onu durup dururken görür ama muhtemelen ilk başta dişini sıkıyordur. Aslında biz biraz önce bahsettik sebeplerden biri de, yani hep akut sebeplerden bahsettik de, bruxizm de kronik bir sebeptir aslında. Yani, diş sıkma yani. Tabii diş sıkma, çünkü dişlerinizi sıktığınız zaman mesela o kadar ekleminizi dişlerinizin üstüne ve işte kaslarınızın üstüne o kadar çok... Zaten dışarıdan bir insandan hemen anlarsınız değil mi? Çene kasları gelişmişse kesin... Tabii masseter daha böyle kareyiz. Bruxizm mi diyorsunuz? Bruxizm diyoruz. Evet. Mesela işte kişiler dişlerini kırabiliyorlar, dişlerinin bile çatlakları oluşabiliyor, eklemlerinde ağrı oluşabiliyor, dejenerasyonlar meydana gelebiliyor. Bu dejenerasyonlar uzun süreli olduğunda işte kişi bazen bu bölgede deformasyonlar meydana geliyor ve işte kişi diyor ki ben işte çenem çıktı diye bir anda gelebiliyor. Aslında bruxizm de bizim saydığımız bu çene yüz bölgesindeki travmaların kronik sebeplerinden bir tanesi. Onun için... Şeyler var galiba, silikon. Splintler tabii, evet. Sert ya da sert ya da yumuşak splintler yapıyoruz. Başka tedavilerimiz de var. Hastaya bir süre kullandırmamız ama lazım. Ama her akşam kullanmak mı gerekiyor mu? Evet, kullanmalarında hayatı fayda boyunca var. Evet, kişiye özel, yani kişinin sıkıntısına yönelik özel splintler yapılıyor. Onları bir süre hastanın kullanmasında fayda var. Peki, size bir hasta geldi, dedi ki ben düştüm ya da... Eşimle kavga ettim. Bana bir hareket yaptı. Ben kırıktan şüpheleniyorum. Evet. İlk şeyiniz nedir? Tanınız nedir? İlk operasyonunuz nedir? Şimdi hasta ilk geldiğinde ve bu tabii ki önce bir anamnez edin. Her şeyde olduğu gibi öncelikle hastanın hikayesini dinlersiniz. Olayın nasıl olduğunu, işte ne zaman oldu, nasıl oldu, işte darbeyi nereden aldı, yönü çok önemlidir. İşte hasta, ağrı nerede oluşuyor? Ağrısı var mı? Orada ağrı var mı? Şişlik var mı? Üstüne basarız. Yani üstüne bir, önce bir klinik muayenesini yaparız hastanın. Mesela kırık ağrır mı? Ağrır. Kırık ağrır mı ağrır yoksa şey mi ağrır? Yani... Travmaya oluşan doku mu ağrır? Yani şimdi kırık hattı olduğu oradaki zaman... Oradaki kas mı ağrır? Oradaki sinir mi sıkışır? Yani ağrı nerede oluşur asıl? Şimdi şöyle ağrının sebebi, şimdi travma aldığınız zaman virüsün şöyle bir durumu vardır. Virüs o bölgede bir travma aldığı zaman enflamasyon oluşturur. Enflamasyonda 4 tane öğesi var. Öğelerden bir tanesi de ağrıdır. Ağrı oluşturur o bölgede. Şişlik oluşturur. Sıcaklık artar. Ateş oluşturur. Yani savunma mekanizması. Savunma mekanizması, evet, oluşturur. Aslında ağrı bir çeşit bir savunma mekanizmasıdır. Yani, evet. Yani bütün organizmayı harekete geçiriyor. Tabii, burada bir şey var. Burada bir şey var diyor. Yani bana müdahale et diyor orada. Sizin dediğiniz gibi evet, o bölgede anatomik bir sinir varsa sinir sıkışmış olabilir. O da hem parestez uyuşukluk yapabilir hem belki sinirin aldığı şeye hasara bağlı olarak da nöral ağrılar da gelişebilir tabii ki. Hem yumuşak dokunun hem sert dokunun ezilmesine bağlı olacak ağrılar da, yani kas ağrısı da olabilir, kemik, ikisi de, bu tarz durumlarda ikisini de görebiliriz zaten. Onun dışında muhtemelen kırığın olduğu yerde ödem vardır. Ağız açma kapama hareketlerinde sıkıntı vardır. Kişi ben ağzımı açamıyorum der. Çenesini kaydırdığında kaydıramaz ya da böyle yanlış kaydırır. Ağzını açıp kapatırken yanlış kapatır. Ağız açık ya da ağız açık kalır. Yani böyle kapatır kapatamıyorum ağzımı der. O şekilde gelebilir bize. Onun dışında asimetriler oluşabilir kişinin yüzünde. Tabii kesik mesik varsa o bölgelerde kanamalar meydana gelmiştir. Lazerasyonlar, işte morarmalar, hemorajiler olmuştur. Asimetriler, işte eğer daha ileri şeylerde bazen yüz ve göz sinirleri etkilendiyse mesela işte görmede bozukluk, bulanıklık, göz içi kanamalar meydana gelebilir. Bazen burundan kanamalar meydana gelebilir. Travmanın şiddetine bağlı olarak bunlar değişebilir. Mesela bu burun operasyonu yaptıran insanlarda görüyoruz. Sonuçta orada burada kıkırdak kemik de var, kıkırdak tabii, doku tabii, da var. Tabii. Yani doktor orada hekim, estetik cerrah oraya müdahale ediyor. Ettiği aynen zaman vücut mesela gözaltı morluklarını tutun da bir sürü şey, yani bantlar falan takıyorlar. Evet. Böyle bantlı dolaşan. Aslında onlar hepsi işte dediğim gibi enflamasyonun sonucu. Aslına bakarsanız o bölgede bir kanama oluyor. Yani hemorajinin sebeplerinden bir tanesi. O doku arasına kan birikiyor. Morluklardan birinin sebebi bu. Ekimozun. Bir tanesi de enflamasyonun da nedeni olabiliyor yani. Peki. Önemli bir soru aslında bence. Şöyle bir soru aklıma geldi. Mesela kol kırıklarında, ayak kırıklarında ya da vücudunda değişik kırıklarda hani beyne pıhtı attı derler. Evet.
yüz kırıklarında böyle bir şey söz konusu mu? Beni çok yakın biliyorsunuz. Olmaz diyemeyiz tabii ki. Bu tarz şeylerde biliyorsunuz özellikle yaşlılarda oluşan şeylerde kalça kırıklarına vesaire uzun kemiklere bağlı kırıklarda da emboli atma riski. Ama burada çok atar fazla... damar falan yok. Yani direkt pıhtının hemen beyine ulaş, yani yakın olduğu için belki sıkıntı olabilir ama. Ya bu bölgede kanlanması çok yüksek bir bölge. Ya çok fazla damar sinir ve çok hayati damar sinirler var. Dolayısıyla hani pıhtı atmaz diyemeyiz bu bölge. Yemiz. Çünkü bu bölgenin bu bölgedeki damar sinirler direkt kafa tabanıyla, intrakraniyal fossayla, işte ne bileyim kranyumla ilişkili, direkt ilişkili olabiliyor. O yüzden de hani bu bölgelerde dediğim gibi pıhtı atabilir, emboli oluşabilir. Bizim mesela kavernöz sinüs trombozu dediğimiz hayati durumlar meydana gelebilir. Bu tarz şeyler olabilir yani. Şeyde kırık geldiğinde onu da söylemek istiyorum. Sadece klinik muayene değil aslında. Radyolojik olarak da film almamız, röntgen almamız mutlaka gerekiyor. Evet, o bölgede mesela bakıyoruz, bir krepitasyon sesi alıyoruz, şey alıyoruz. Bir tüm çene panoramik grafi alıyoruz ama mutlaka tomografiyle desteklemek lazım. Üç boyutlu tomografilerle hastanın neresinde kırık var. Çünkü hasta bir bölgesine şikayetçi olabiliyor ama başka bir bölgesinde belki kırık var ama şey değil, deplase değil ya da hareketli değil. Çatlak var o bölgede ya da hiç fark etmediği başka bir yerinde başka bir kırık da olabilir. O şimdi biraz önce mesela kafatasından bahsettik. Evet. Ve çok önemli bir organı koruyor. Beyni koruyor. Evet, yani bir travma geldi, bir trafik kazası ve çok kırıklı bir trafik kazası. Yani ilk baktığınız şey hayati unsurlarını devam ettirecek derecede önce kafatasına bakarlar herhalde. Tabii. Yani siz travma alan hastada öncelikle dediğim gibi ABC'ye bakılması lazım. Yani mesela trafik kazası geçirdi, bilinci kaybolursa bu hastayı tabii ki önce bir acile götürürler. Önce vital bulgularının stabil hale gelmesi lazım. Bize çoğu çene kırığı hastası mesela bu şekilde hastaneden çıktıktan sonra gönderilir genellikle. Çünkü çene kırığından ziyade o olay daha bir numaralı şeydir. Daha önem sırası bir numaradadır. Öncelikle hastanın vital bulgularının stabil hale gelmesi gerekir. Ondan sonra. Peki kırık olayında altın kural ameliyat mıdır? Her zaman ameliyat şart değil. Mesela şart nasıl değil. Kolunuzu kırdınız, her zaman ameliyat oluyor musunuz? Hayır, sadece bir alçıyla, bir aylık bir alçı tedavisiyle de ameliyat olmadan düzelebiliyorsunuz. Burada şey önemli, kırığın çeşidi önemli. Yani kırık kırılmıştır ama deplase değildir, yani hareketli değildir kırık fragmanları. Kırılmıştır, daha periyosttan ayrılmamıştır mesela çene kemiğini... Yani kemiğin etrafındaki zarar periyos diyoruz biz. Fragmanlar ayrılmadıysa eğer o zaman biz daha böyle bir daha minimal bir tedaviyle işte çene kemiğini immobilize ederek yani hareketsiz hale getirerek bunu nasıl yapıyoruz? İşte mini şeyler var. IMF vidaları denen vidalar var. Vidalamaya. Bırakın vidalarla. Mesela buralara vidalar yerleştiriyoruz. Mesela şimdi görüntülerini göreceksiniz ekranda. IMF vidaları var. İşte mesela kişi braketlerle, mesela dişlerin üstüne takılan braketlerle lastikleyerek, yani çene kemiğini şu şekilde lastikliyoruz ve sabit hale getiriyoruz. Bakın bunu şunun için söyleyeyim. Mesela kol kırıldığı zaman bir parçalı bile olsa sonuçta alçıyla onu bir araya getiriyorlar. Toparlıyorlar evet. Ve sarıyorlar. Evet. Ama yüzde öyle bir şey değil. Yüz mesela daha sonra bu işin estetiği var biliyorsunuz. Tabii. Yani yanlış kaynaması var. Orada mesela hekim özellikle cerrah ya da bu işe bakan kişi kimse daha dikkatli 5 adım sonrasındaki genel görüntüyü bozmayacak şekilde strateji uygulaması gerekiyor Tabii. Yani ameliyat olsa da olmasa da düzgün bir oklüzyon yani çiğnemeyi sağlayacak alt ve üst dişlerin doğru düzgün bir şekilde kapanması artı düzgün bir estetik hem profil olarak hem yüz estetiği olarak düzgün bir estetik sağlayacak tedaviler yapılması lazım. O yüzden de şimdi ameliyat yapmıyoruz ama önce alt ve üst dişleri şu şekilde güzelce kapatıyoruz. Yani dişlerini kapatıyoruz ve sabitliyoruz lastiklerle, tellerle. İmmobilize ediyoruz. Aslında mantık burada hareketsiz hale getirmek. Yani bir süre kırık fragmanları güzelce hani iyi kaynaşmaz derler halk arasında. Mesela çok hareket ettirirsen iyi kaynaşmaz. Çünkü arada
Önce bir yumuşak doku meydana gelebiliyor. Tabii. Ondan sonra o yumuşak doku ne oluyor? Gittikçe sertleşiyor, kallusu oluşuyor ve gittikçe o tekrar bir kemik dokusu haline gelişebiliyor. Ama yanlış iyileşmelerde neler oluşabiliyor mesela? Yanlış kaynaşmalar meydana gelebiliyor. Mecburen kırıyorsunuz ya da o zaman evet mecburen tekrar kırıp tekrar şey yapabiliyoruz yani. O yüzden şey çok önemli. Mantık her zaman tabii ki ağza alçı yapamayız. Sabitlemek, immobilizasyon, stabil halde durması. Eğer kırık fragmanları deplase ise, oynuyorsa o zaman ameliyat mini plak dediğimiz plaklarla ya da büyük şey plaklarıyla oraları vidalıyoruz. Zaten ekranda görüyoruz onları. Evet. O zaman ameliyat. Peki şimdi kişiler kırık teşhisiyle hastaneye gittiler. Teşhis. Daha doğrusu teşhisi hekim koydu. Ve ona bir tedavi uygulandı. O sırada kişilerin sorumlulukları nelerdi? Neler yapmalı ya da neler yapmamalı? Şimdi neler yapmalı? Öncelikle erken dönem için diyelim. Hijyen çok önemli her şeyden önce. Hasta doktorun dediği şeylere çok dikkat etmeli. Biz bu tarz dönemlerde tabii ki postop olarak hastaya diyoruz. Mümkün olduğunca işte zaten hasta bir süre yemek yiyemez. Sıvıyla beslenir. Bizim böyle hazır sıvı gıdalarımız vardır. Onları veririz. Ağız hijyeni çok önemlidir. Hastaya ya da velilerine mutlaka o bölgeyi işte gargaralarla, tuzlu sularla böyle güzel yıkamaları gerektiğini söyleriz. Çünkü hastaların hijyenini sağlaması zordur. Ve dişlerini fırçalayamayacağını. Kırık atlarının da enfeksiyona eğilimi fazladır. Bir de ameliyatta ettiyseniz daha fazla. O bölgenin enfekte olmaması lazım. Enfekte olursa bu iyileşmeyi geciktirir. Diren bir durumdur. Bizim işte antibiyotikler veririz, işte yara iyileşmesini ağrı kesiciler veririz, işte ne bileyim steroidler verebiliyoruz bazen ödemi biraz azalsın diye. Genellikle verdiğimiz ilaçları tabii hasta katı formda veremiyoruz. Mesela antibiyotik şurup olarak verebiliyoruz genellikle. Ağrı kesici ya da şurup olarak yoksa o ilacın formu, işte suda eritilebilen formları varsa onları veriyoruz. Ya da işte ne bileyim intramusküler olarak ya da IV olarak verebiliyoruz. Çünkü hasta bir süre ilaç dahil katı bir şey almaması lazım. Beslenmesine çok dikkat etmesi lazım. İşte katı besinler yiyemiyor zaten. Bir süre ilk başta sıvı gıdalarla besleniyor. Hatta hastalar bize işte çorba içmekten bıktım. Yani sıvı içmekten bıktım. Kilo da verirler o dönemlerde. Ciddi evet. Kilo da verirler. O şekilde gelirler. Her şeyin başı bir ilaçlarını güzel kullanmak ve şey temiz bakmak. Onun dışında hastaların yine darbe alabilecek yani o bölgeye darbe gelebilecek şeylerden, aktivitelerden vesaire uzak durması gerekiyor. Eğer yüzde bir yaralanma varsa biz güneşten korunmayı çok öneriyoruz. Hani yine yüz bölgesinde o yaralanmaları falan estetik bir şekilde işte bizler de dikebiliyoruz. Plastik cerrahlar da dikebiliyor. Antibiyotikli kremler veriliyor yine ama bir süre şeyden güneşten korumak lazım. Onun dışında şişlik, morluk için onlar için de ilaçlar veriyoruz zaten. Genellikle bir hafta 10 gün içerisinde şişlikleri daha da azalıyor. Peki bu sırada mesela gelen hastanın sağlık durumuna ilişkin bir bilgi de alıyorsunuz muhtemelen. Yani tabii. Diyelim ki kişinin şekeri var ya da insülin hastası ya da kalp hastası, evet. Kan sulandırıcı kullanmak zorunda. Tabii. Bir günde 4 tane 5 tane ilaç alan insanlar var. Onlar ne yapacaklar? Yani şimdi ya burada müdahale etmek zorundayız bu çeneye. Dolayısıyla doktoruyla konsültasyon yaparak müdahalelerimizi yapıyoruz. Yani şeker, şimdi diyabeti vardır. Yani hastanın diyabeti vardır. Açlık kan şekeri 500'dür. Ama diyabeti vardır. Açlık kan şekeri 120'dir. Yani hani oradaki travmanın iyileşmesi açısından biraz gecikme de söz konusu. Tabii yani diyabetli hastalarda, yaşlılarda birazcık daha işte ne bileyim radyoterapi almıştır hasta mesela. Sıkıntılıdır. O bölgede kanlanma bozuktur. Her şeyin başı kanlanmadır. O bölgenin iyi kanlanmış olması gerekiyor. Oradaki kanlanmayı bozucu her şey bizim iyileşmemizi geciktirici durum. Aslına bakarsanız travma da bir kanlanmanın sebebidir biliyorsunuz. Evet. Vücuda, vücut hemen alarma geçiyor evet. Orada. Diyor ki alert diyor. Burada doğru. Diyor şey var. kanlan diyor. Doğru. Peki bir başka soru da mesela travma sonunda dişi çıkmış evet. Ya da kırılmış ya da operasyon geçirmek zorunda. Nasıl bir tedavi önerilir? Ne yapılması lazım? Şimdi tabii aslında bunu bir programda anlatmıştık ama bunu
Bunu tekrar anlatmamız gerekiyor. Şimdi evet, dişler travma sonrası soketinden, yarı dinlerinden de çıkabilir. İçe de göçebilir. Dışa doğru da çıkabilir. Hareketlenebilir. Hatta eğer çıkmadıysa, mesela hastalar der ki benim dişimin yeri değişti, ağzımı kapatamıyorum ya da dişe basarken çok ağrıyor. Çünkü o travma ağrı verir. Kronda, kökte mesela çatlaklar ve kırıklar meydana gelir. Ya da dediğiniz gibi diş tamamen soketinden yerinden çıkabilir. Diş tamamen soketinden yerinden çıkıp, işte bu acil bir durumdur mesela. Buna ilk 2 saat içerisinde müdahale etmek lazım. Yapılan araştırmalar genellikle ilk 2 saat içerisinde eğer o diş tekrar, böyle eğer diş sağlam bir şekilde çıktıysa, etrafındaki soketin içinde etrafındaki periodontal ligament lifleri de tam böyle zarar görmeden tekrar diş yerine monte edilebilir. Sinir ne olacak? Bu arada sinir kopmuştur. Yani yenilenebiliyor. Önemli olan orada. Sinirinden mi kendisi? Orada zaten bir sinir yok. Yani dişin içinde bağlı bir sinir var ya insan vücuduna. O kopuyor. Zaten bu dişler genellikle kanal tedavisi yapılıp da yapılabiliyor. Sonrasında da kanal tedavisi yapılabiliyor. Bu dişler aslında devital dişler oluyor bir süre sonra. Yani zaten orijinal diş olmuyor. Ama önemli olan orada dişi yapabilmek. Yani eğer yerine tekrar koyabiliyorsak. Onu kabul ediyor mu? Doku iyi, hemen sarıyor mu? Kabul de edebiliyor, etmeye de biliyor. Yani etmeme durumu da var. Biz bunu hastaya her zaman söyleriz. Burada dediğim gibi dişin gelme, mesela diş çıktı diyelim. Bunu ya böyle yanağınızın böyle bu yanak bölgesinde, bu kol mukozada, orada böyle tüpürüğün içerisinde ya da sütün içerisinde ya da bir serumun içerisinde hemen 2 saat içerisinde bu böyle diş hekimine götürülüp o bölgeye tekrar splint edilirse, edildikten sonra da yine dişin stabil immobilizasyonu çok önemli. Arkadan biz dişi splint diyoruz ve sabit hale getiriyoruz. Alt dişlere çok basmamasına, yani dişin darbe almaması gerekiyor. Diş bir süre sonra tekrar kaynaşabiliyor. Burada travmanın derecesi önemli. Biz bir süre sonra o dişlere şey de yapabiliyoruz. Mesela o işlemden önce de bir kanal tedavisi yapılabiliyor da işlemden sonra da yapılabiliyor. Takip ediliyor. Aslında %50-%50, yani hani böyle bu dişin tutmama riski de var. Bu diş tutabiliyor. Mesela bana şöyle vakalar da geldi. Çocukken o dişi tek çıkmış, tekrar yapılmış ama bir süre sonra bunlar da köklerinde rezorpsiyonlar meydana gelebiliyor. Yani sadece kronik alıyor dişi. Ama en azından gelişim döneminde diş çene kemiğindeki yerini koruyor. Böylece ne kadar orada korursa kar bize. Hani kemiği peki, de gittiyse yapacağız o zaman. Travma değil de diş eti çekilmesinden dolayı dişler sallanıyor. Belki birkaçı da insanın eline geliyor. Şimdi o dişler kayıp mıdır? Ya evet, diş eti çekilmesi niye oluşuyor? Çünkü diş eti çekilmesi neden? Diş eti çekilirken kemik de gidiyor orada bir taraftan. Kemik de eriyor. Kemik de gidiyor. Önce kemik gidiyor. Kemik gidince mecburen diş de çekiliyor o bölgede. Dolayısıyla hani o bölgeleri tekrar yani o dişi alıp tekrar koymak çok mantıklı bir şey değil. Bizim dediğimiz gibi sağlıklı bir diş bir anda bir travmayla çıktı. Tekrar yerine koyabilmek. Peki. Son soruya geliyoruz. Son soru da şu. Travma hastaları genel olarak ne önerirsiniz? Gerçi biraz 3 aşağı 5 yukarı sağından sonundan anlattık ama yani bu final cümlelerimizi kuralım burada hastalara. Şimdi şu öncelikle farkındalık çok önemli. Dediğim gibi öncelikle bunun travma her zaman bir acil durumdur. Çünkü bize hasta bazen şöyle geliyor Savaş Bey, ben çenem kırılmış ama ben farkında değilim. Farkında yani, olmayabiliyor var, mu? Var, evet, bunun farkında olamayabiliyorlar. Peki, yani sonra nasıl farkında oluyor? Mesela ağrıyla sonradan mı? Ağrıyla diyor ki ben şişmeyle falan diyor ki mı? Benim diyor ağrım var diyor ve diyor gittik diyor çenemi açamamaya başladım diyerek gelebiliyorlar bize. Yani bir film alıyoruz, bakıyoruz ki orada kırığı var. Mesela çok deplase olmadığı için hasta çok fark etmiyor. Mesela halı sahada maç yapıyor. Evet. Düşüyor. Evet. Hiçbir şey yok. Kaslar, her şey sıcak. Evet. İşte sonra da aradan 3 saat geçiyor, 2 saat geçiyor, 2 saat sonra. Ağrı eşiği falan da yüksekse mesela çok ağrısı da olmuyor bazen mesela. Ama sonrasında fonksiyonların kısıtlanması birazcık hastaya yapıyor. Mesela diyor ki ya benim diyor buramda diyor bir süre asimetri oluşmaya başladı diyor. Oluşmaya başladı diyor. Ağzımı açamamaya başladım diyor. Bu tarz şeylerle geliyorlar. Yani sadece bu değil ki Savaş Bey. Yani
sadece çene kırıkları da değil. Bakın göz orbita dediğimiz göz çevresi, burun tabanı, zigoma kemikleri, elmacık kemikleri, frontal kemikler, kraniyal kemikler bunların hepsi yüz bölgesinde kırık oluşturabilir ve bunlar mesela asimetri mesela zigomayı aldınız mıydı? Asimetri oluşturabilir. Bu bölgelerde damarlar var. Damar yırtıldığı zaman bu bölgede ciddi hemorajiler meydana gelebilir. Göz zarar gördüyse, göz içi basıncının bozulmasına bağlı işte gözler bulanık görme ya da kör, bir müddet geçici görme kayıpları oluşabilir. Dediğiniz gibi emboller atabilir. Çene kırıklarında kişilerde şey oluşabilir, işte fonksiyon kayıpları, ağzını açma kapamada zorluklar meydana gelebilir. Ben bir de burada şeye dikkat etmek istiyorum öneriler. Bebeklerde mesela düştü. Bebeklerde yeşil ağaç kırığına çok dikkat çekmek istiyoruz. Biz çünkü ailelerin çocuk düştüğü zaman, bebek düştüğü zaman, çenede kırık olduğu zaman ister istemez eklem de etkilenebiliyor çene eklemi. Çene ekleminde büyüme merkezi var. Dolayısıyla büyüme gelişim mesela orada yeşil ağaç kırığı dediğimiz kırıklar oluşuyor. Yani tam bir kırık değil. Yani periostun, kortikal kemiğin devamlılığı bozulmuyor ama bükülme gibi. Öyle anlatayım size. Bir kırık meydana gelebiliyor. Ama bir süre sonra bu çocuklarda işte mesela eklemin biri normal büyürken bir tarafında büyümeme. Yani büyüme asimetriler, ankiloz dediğimiz çenelerde mesela kemik kaynaşmaları meydana gelebiliyor. Kişi bir süre sonra ağzını açamamaya, ağız açıklığında kısıtlılık olmaya başlıyor. Ve bu ileride bu çocuklar mesela çoğu zaman bize eklem ameliyatı olarak geri dönüyor. Yani biz o bölgede eklem ameliyatları yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla ailelerin özellikle çocukları çene bölgesine travma aldıysa, kırık aldıysa bu çocukların hekimler tarafından da mutlaka eklem muayenelerinin çok iyi yapılması lazım. Çünkü işte büyüme merkezi zarar görürse. Ama bunu çocuk doktoru mu yapar yoksa şey mi yapar? Hem çocuk doktoru hem bizler. Çocuk yani çocuk diş hekimleri bizler. Hepimiz bakarız bunlara ve bunların ara ara takip, bu çocukların ara ara takip edilmesi çok önemli. İleride oluşabilecek işte bu ankiloz vakaları sıkıntılı vakalar, ameliyatı falan da zor vakalar. O yüzden özellikle aileleri bu konuda ben uyarmak isterim. Vallahi o kadar çok bilgi edindim ki ben bunu başkalarına satarım. Çünkü can kulağıyla dinledim, hepsini aklıma yerleştirdim. Yani çok kırık vakası görüyoruz. Kliniğe çok fazla geliyorlar. Dediğiniz gibi biraz öfkeli bir toplum da olduk. Adli vakalar da çok görmeye başladık. Öfkemizi kontrol edemiyoruz. Yani işte onu kontrol etmemiz gerekiyor. Yani aslına bakarsanız işte geliyor. Bazen yaşadığı olayı saklayıp da gelenler de çok var. Hani bakıyorsunuz düştüm diye aslında düşmemiş. Başka bir şey olmuş. Biz yani. Kafa atan bir toplumuz biliyorsunuz. Evet. Yani işte o yüzden çok fazla travmayı çok fazla görmeye başladık. Ve dediğim gibi yani şey çok önemli. Darbe aldığınızı düşünüyorsanız bir film çektirin, bir gelin. Yani hasta diyor ki ben bir ay sonra geliyorum. Mesela bir ay önce düşmüştüm. Bir şey yoktu ama sonrasında mesela ağzımı açamamaya başladım diyerek de gelebiliyor yani. O yüzden bir ay ama onun da tedavisi var değil mi? Bir yani ay sonra var ama daha gelsin. Komplike yani. Evet. Yani bir ay önceki tedaviyle bir ay sonraki tedavi çok farklı olabiliyor. Tabii. Ben burada bir de şeye dikkat etmek istiyorum. Alkol, sigara, elektronik sigara kullanımı bunlar da enfeksiyon riskini çok artıran şeyler. Bu tarz bir kırık durumunuz zaten normal hani önermiyoruz ama sağlık için. Bu tarz bir operasyon geçirirseniz, kırığınız varsa, travmanız varsa sigara kullanımı, elektronik sigara kullanımı, alkol kullanımı yara iyileşmesini geciktiren şeylerdir bunlar. Bunlardan da mutlaka uzak durmak gerekiyor. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok gayet güzel bir söyleşi oldu. İnsanlar, umarım bütün sorularınıza cevap verebilmişimdir. Yani verdiniz. Fazla da soru sordum ben. Evet. Yani yazdıklarım dışında başka sorular da sordum. Programa geldiğiniz için ben teşekkür ediyorum. İnşallah diğer programlarda yine görüşürüz. Böyle İnşallah. Programlar Peki. yaparız Savaş Bey. Peki, çok teşekkürler. Ederim. Ben o zaman izninizle kapatıyorum programı. Lütfen buyurun. Evet bugün konuk bendim ve çok değerli gazeteci Savaş Galafat'ın sorularını cevaplamaya çalıştım. Konuşmamızı istediğiniz başka konular varsa lütfen bizlere yazın. Seve seve konuşuruz. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla, hoşça kalın.